memede inflamasyonlar var önce. İnflamasyonlar da apse tabii ki. Emziren annelerin meme başı çatlaklarından oluşan bu apselerde tabii ki Staphylococcus kültürde üreyen bakteridir en fazla. Şurada bir şey bilmeniz lazım. Bakın sigara içenlerde ve A vitamini eksikliğinde hangi meme hastalığı görülür? Sigara içen kadınların meme duktuslarında bir squamous metaplaziyi görürsünüz. Buna biz periduktal mastit adını veriyoruz. Şu. Periduktal mastitin özelliği şudur arkadaşlar. Buradaki squamous epitel nedeniyle oluşan keratin, şu keratin artık bakın, lümende tıkanmaya neden olur. Arkadan gelen sıvının lümen basıncını artırmasıyla arkadaşlar lümen duvarında bir çatlak meydana gelir ve sıvı dışarı akar. Bu sıvının dışarıya akmasıyla inflamasyon tetiklenir ve kronikleşen inflamasyon da skara yol açar. Böylelikle memede ele gelen bir kitle görürsünüz. Bu da kanserle ayırıcı tanıya girer. Soru şu. Sigara içen bir kadın ve A vitamin eksikliği olan bir kadında memede periduktal mastit meydana geliyor. Bunu bilmeniz yeterli. Çünkü tıkayıcı molekül keratin. Ama memede duktusların kendi sekresyonuyla tıkanmasına, proksimalinin genişlemesine, lümenin çatlamasına, sıvının dışarı akmasına, yine inflamasyonla skar yapmasına ne denir? Duktal ektazi. İkisi de aynı şey bakın, ele gelen kitle yapar ama birinde keratin ile tıkanma varken öbüründe kendi sekresyonuyla tıkanma vardır. Peki, travma hikayesi olan bir kadında geçen hafta travma artı meme eşittir. Neydi? Yağ nekrozu, ele gelen bir kitle vardır. Travma hikayesi olduktan sonra siz korkmayın, bunlar yağ nekrozudur demiştik, hatırlayın. Yoksa kanser gibi ele gelen sert bir kitle yapar bu tür inflamatuar skarlar. Bazı otoimmün hastalıklara eşlik eden tip 1 diyabet gibi, Hashimoto gibi hastalıklar olan kadınlarda memede de bazı bulgular görürsünüz. Oraya lenfosit saldırıyorsa çapraz olarak buraya da lenfosit saldırabilir. Lenfositik mastopati eşlik eden meme hastalığıdır. Niye? Lenfositler çünkü. B lenfosit daha doğrusu bunlar. B lenfosit plazma hücresi, otoimmün antikorlar hatırlarsanız. Peki. Granülomatöz hastalıklar memeyi tutarsa veya memede protez kullanımı ile ortaya çıkarsa bu mastite ne denir? Çok da ismi zaten yazıyor, dikkat ederseniz, granülomatöz mastit. Memede granülom varsa ne olur? Granülomatöz mastit olur. Peki geç, bunlar çok basit şeyler. Sorular, çok soru koymayalım ama bakın şu soru çok net. Geçirilmiş travma hikayesi olan 42 yaşında kadında meme kitlesi var. Yapılan biyopside kitle çevresinde makrofajlar, iltihap hücreler, yabancı cisimler hücreleri ve kalsifikasyon izlenmektedir. Nekrotik doku tabii ki distrofik kalsifiye olacak ama travma hikayesi var, ele gelen kitlesi var. Bunun adı yağ nekrozudur arkadaşlar. Tip 1 diyabeti olan otoimmün tiroid hastalığında ortaya çıkması beklenen meme hastalığı lenfositik mastopati. Gelelim şimdi en önemli konumuza. Arkadaşlar meme tümörleri başlığını attınız ama burada iki tane alt başlık var. Bir, proliferatif olmayan lezyonlar. İki, proliferatif olan lezyonlarla önce bir başlamamız lazım. Bakın, non-proliferatif meme değişiklikleri nedir? Non-proliferatif demek bölünme özelliği içermeyen. Yani epitel içermeyen. Epitel olsa bölünür. Bakın, fibrokistik hastalık ve apokrin metaplazi. Bize lazım olan fibrokistik hastalıktır. Memenin fibrokistik hastalıkları bizim için önemli arkadaşlar. Proliferasyon değil. Bakın şöyle kabaca. Memenin stromasında oluşan bir fibroz kapsül dokusunun bir duktusun etrafını sarmasıyla karakterize bir kist. Fibrokistik hastalık. Epiteli bölünmez. Dolayısıyla non-proliferatiftir. Adını bilmenizi isterim. Bir de proliferatif meme hastalıkları var. Bunlar 4 kişiden oluşurlar. Bakın, epitelyal hiperplazi, papillom, sklerozan adenozis ve kompleks sklerozan lezyon. 4 artı 1, 5 yapar. Doğal olarak aşağıdakilerden hangisi proliferatif meme lezyonu değildir sorusunun cevabı fibrokistik hastalık olur. Şimdi, bakın, şu sol köşeyi görüyorsunuz değil mi? Sol köşe normal sağlıklı bir meme duktusu. Çift sıra epitel var. Altta yatan epitel, miyoepitel. Lümende bulunan epitel ise döşeyici luminal epitel. Sağlıklı memeler böyle olmak zorunda. Ya da benign hastalıklar. Şimdi sağ üst köşeye baktığın zaman epitelyal hiperplazi. Bak, epitelyal hiperplazi. Duktusu döşeyen epitelin sayıca çoğalmasıyla karakterize epitelyal hiperplazi. Bir başkası papillom. Bakın sağ alt köşede epitel eldiven parmakları oluşturacak şekilde çoğalmış. Papillomatozis. Çoğalmış ama parmaksı tarzda çoğalmış. Yine proliferatif. Ve sklerozan adenozis. Adenozis ne demek, kelime anlamı? Gland sayısında artış. Skleroz ne demek?
Kollajen. Bakın sol alt köşede kollajenize bir bağ dokusu içerisinde normalde atıyorum bu kesitte bir tane olması gereken glant varken 1, 2, 3, 4 tane glandüler adacık var. Sayıca artmış glantlar. Zeminde de fibrotik bir alan var. Tipik kansere benziyor. Kanserde de yoğun fibrozis ve çoğalmış hücreler olur ya. Peki bunların benin olduğunu sen biliyorsun. Siklerozan adenozis benindir. Çünkü hangi tabakası hala mevcuttur duktusların? Müepitelyal tabakası. Bunların hepsi benin hastalıklar. Dolayısıyla müepitelyal tabakaları mevcut hala. Tamam. Demek ki tanımları bu ama toplam 4 kişiden oluştukları için 4 proliferatif, 1 non-proliferatif lezyonumuzun olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Bunlarda henüz atipi yok. Ama bir de atipili proliferatif meme hastalıklarımız var. 2 tane. Duktal karsinoma in situ, lobüler karsinoma in situ. Yani atipik lobüler, atipik duktal hiperplazi olarak ve atipik kelimesi devreye girdi mi kanser riski tavana vuruyor doğal olarak. Şimdi şu proliferatif lezyonlardan bir tanesi aynı zamanda meme başının kanlı akıntısının en sık sebebidir. Hangisi? Papillomatozis. İntraduktal papillomatozis meme başından kanlı akıntının en sık sebebidir sevgili arkadaşlar. Tabii ki papillom başta olmak üzere kistler, maligniteler, gebelikte bile kanlı meme başı akıntısı saptanabilir ama bir tümör olarak sorarlarsa intraduktal papillomlar bunun en sık sebebidir arkadaşlar. Peki, işte bakın, kümülatif riskimizi bir alırsak eğer, relatif riskimizi, duktal ektaziler, apokrin değişiklikler, fibroadenomlar gibi hastalıklarda kanser riski artmaz, birdir. Ama atipisiz proliferatif 1,5-2'ye çıkar. Bakın, radyal skarlar, papillomatozisler, siklerozan adenozisler, yani yaklaşık 2 kat artmış riske gelir. Atipik içerirse 5 kat artmış risk ve in situ'ya çıkarsa bunlar 10 kat artmış risk görülür arkadaşlar. Yavaş yavaş gördüğümüz gibi onlara bakacağız. İnvazif kanserlerde kaybolan tabakanın müepitelyal tabaka olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Peki, bak şimdi işte istisna. İnvazif kanserler dışında memede müepitelyal dokunun kaybolduğu 2 hastalık daha var. Soru inşallah bu tuz. Bir tanesi mikroglandüler adenozis. İkincisi papiller tip in situ duktal karsinom. Yıldızlayın birazdan söyleyeceğim. Mikroglandüler adenozis ve duktal karsinoma in situ'nun papiller tipi. İki tanesinin de yoktur. Şimdi meme tümörlerinin 2 ana kaynağı var. Bakın şimdi avuçlarımı birer lobül gibi düşünün. Glandüler lobül gibi düşünün. Lobülün içindeki stroma intralobüler. Lobüller arası stroma interlobüler. İki tane kaynak var. Memenin intralobüler stromasından köken alan kardeşler vardır. Filoides tümör ve fibroadenom. Bunları konuşacağız zaten. İkisi de benim tümör olarak. Interlobüler stromadan köken alan meme tümörleri ise genellikle mezenşimal tümörlerdir. Anjiyosarkom, liposarkom, fibroz tümör gibi benin malin. Dikkat ederseniz yumuşak doku tümörleri bunlar. Şimdi gelelim memenin en sık görülen benin tümörüne. Doğal olarak fibroadenom. Memenin en sık görülen benin tümörü fibroadenomdur. Peki nedir bunların klinik özelliği? Mesela şu an içinde bulunduğumuz yaşlar 24, 25, 23, 20-30 yaş arası kadınlarda genellikle bilateral her iki memede multiple sayıda kistlerle karakterizedir. Bunlar zaten benin tümörü olduğu için neyle örtülü? Benin tümörlerin dışında ne var? Kapsül. Düzgün sınırlı, hareketli, muayenede hareketli kapsüllü tümörlerdir bunlar arkadaşlar. Ve her benin tümörde olduğu gibi mamografi yaptığınız zaman dev gibi popcorn kalsifikasyonlar görülür. Benin kitlelerdeki kalsifikasyonlar makro kalsifikasyonlardır. Buna da patlamış mısır adı verilir. Popcorn kalsifikasyonlardır. Aynı zamanda memede, bunu ben sormasam da cerrahiden bilin, siklosporin kullanan kadınlarda riski artan kanser değil tümördür. Benin tümör. Peki. Malin mi? Hayır. Piremalin mi? Hayır. Tabii ki epitelyal komponent eklenmediği sürece fibroadenomlardan kanser gelişmez. Kanser doğrudan atipiden gelişir arkadaşlar. Peki hangi yapıdan köken alıyordu? Intralobüler stroma. Bunu unutmayın. Lobül içi stromasından köken alan iki tümörden birisi.
fibroadenom, diğeri de geliyor filloides. Bakın şimdi, fibroadenomlara göre daha ileri yaşlarda görülen, fibroadenomdan daha büyük olan, intralobüler stromadan köken alan diğer tümör. Filloides. Ben bunu aklınızda tutmanız için filloides kelimesinin ilk üç harfinin altını çizerim, fil gibi derim, kocaman. Fibrodan daha büyük, fil gibi. Nesi var daha büyük olması için? Daha çok mitoz. Daha çok mitoz içerir, daha büyük bir kitledir normal fibroadenoma göre arkadaşlar. Yaş olarak daha ileridir. Bakın, filloides tümörün histolojik özellikleri nelerdir? Fibroadenoma benzer, onun gibi intralobüler stromadan gelir ama bazı farkları vardır. Neymiş o? Daha fazla mitoz, buna bağlı olarak daha büyük kitle, nükleer polimorfizm ve stromal büyümenin daha fazla olması gibi özellikleri vardır. Akşam güneşi sana düşüyor işte, ne güzel. Tam suratına geliyor, güzel. Şimdi geldik, memenin en sık görülen malign stromal tümörü. Az önce geçti. Angiosarkom, interlobüler stromadan köken alan angiosarkom, memenin en sık primer malign mezenşimal tümörüdür arkadaşlar. Interlobüler stroma, bir sonraki slide bakın. İki lobül ortasındaki bağ dokusu, angiosarkomlar. Evet, şimdi geldik kendi kanserlerimize. Meme kanserinin en çok ortaya çıkış bulgusu nedir? Bakın neymiş? Memede palpable kitle. Neden? Birazdan en sık görülen kanserin özelliği E-kaderini sağlam bölgesel kitle yapar. Birazdan gelecek. Meme kanserinin en tipik radyolojik bulgusu. Makro mu mikro mu kalsifikasyonlar? Mikro, hem de örümcek gibi dallanan mikro kalsifikasyonlar arkadaşlar. Mikro kalsifiye dallanan kitleler. En önemli risk faktörleri. Aslında meme bir genital organ. Endometriyumdan hiçbir farkı yok. Sürekli neye maruz kalmak çok önemli bir risk faktörü? Östrojen. Bakalım birkaç tane açayım bak. Uzun, daha doğrusu ileri yaş ve uzun süreli östrojenik stimülasyon gerçekten çok önemli bir faktördür. Aile, meme ailevi olmayı çok sever. Artı atipi. Bu üçünü saydınız mı zaten başka bir şey hiç okumanıza gerek yok. Ailede hikaye varsa herediter meme çok yüksektir. Artı epitelde atipi varsa, her epitelde olduğu gibi kanser riski vardır. Artı üç, yaş ve uzun süreli östrojen. Çok çok önemli bir faktördür bu. Peki, meme densitesi meme kanser riskini nasıl artırır? Biraz ıvır zıvır arkadaşlar. Tabii ki şöyle artırır. Yüksek meme densitesi meme kanser riskini artırır. İki sebebi var. Bir, aşırı yağdan dolayı östrojen. İkincisi, yoğun bir densite özellikle meme kanserlerinin tanınmasını zorlaştırır ve ileri evrelerde bulgu vermesine sebep olur. Dolayısıyla daha fazla görülmesinin birkaç tane nedeni var. Soru, ailevi kanserlerde mutasyona uğrayan gen. İşte bu önemli. Bu slide önemli bakın. Herediter meme kanserlerinde en çok görülen gen mutasyonu. BRCA1, herediter. Sporadik meme kanserlerinde en çok görülen gen mutasyonu P53. Bu ikisini isim olarak asla unutmayın. Peki, şimdi hangi genlerin bozukluklarında meme kanseri riski artar? Bakalım tek tek. Buradan 4-1 yaparsınız ki geçen TUS yaptılar. Hangisi artırmaz diye. BRCA1 ve BRCA2 meme over. Meme prostat. P53 zaten lif rameni birçok organ tümörü. Piten tiroid endometriyum meme hatırlarsanız. Ataksi telenjiyektezi ATN ve Puchregers'te prostat meme ikilisini yıldızlamıştık hatırlarsanız. Bence bu kadar yeter. P53 gibi bir başka P53 varyantı diye tanımlanır. Çok önemli değil. İlk 5'i, ilk 6'sı zaten yeterince doğru cevap içeriyor. Buraya bir rast koyup sorabilirsiniz. Ya da bir red koyup sorabilirsiniz ki yaptılar böyle bir şey. Meme kanseri hangi kadranda en çok görülüyor? Üst dış. Peki. Şimdi önemli olan şey şu. İnsitular ve invazifler var. İki tane insitumuz var. Duktal insitu, lobüler insitu olmak üzere. Arkadaşlar hem insitularda hem invaziflerde bunları birbirinden ayıran temel kriterin ne olduğunu bilirseniz yarısı çözülür soruların. Bakın. Ductal insitu digis, lobüler insitu legis. Ductal insitularda E-kaderin mevcut sağlam iken, lobüler karsinomlarda veya insitularda E-kaderin mevcut değildir hücrede. Yani mutanttır, yani yoktur.
midede olduğu gibi. Bu iki tümör grubunu birbirinden ayıran yegane kriter kaderindir. Varsa duktal, yoksa lobüler gelişir. Şimdi biz Duktal İnstitü'den başlayalım arkadaşlar. Duktal İnstitü, lobülerden daha sık görülen bir institü tipi. Adı üstünde İnstitü. Bazal membran henüz sağlam, içteki epitelde atipi var. Yani şöyle, bakın şöyle, içteki epitelde atipi var şöyle, üst üste biniyorlar. Çünkü neden? Lümenin tamamı dolu. E kaderi bunların yapışmasını sağlıyor birbirlerine. Bunların 5 tipi var. Papiller, mikropapiller, solid, kripliform ve komedo olmak üzere 5 tipi var. Birazdan gelecek. Bunlardan bir tanesi in situ olmasına rağmen adı bile karsinomu düşündürebilen bir isim. Dikkat edin. Son derece yüksek grade'li, sık mikrokalsifiye duktusları olan ve sanki gerçek bir kansermiş gibi merkezinde iskemik nekroz alanı, koagülatif nekroz alanı bulunan in situ duktal karsinom tipinin adı nedir? Bunu bilmek zorundayız. Komedo karsinom. Adı bile karsinom ama kendisi non-invasif, in situ yani. Bunu mutlak bilin. Hem ortasında iskemik nekroz var hem de en yüksek grade'li, kansere dönme riski en yüksek olan duktal in situ tipinin adı neymiş? Komedo karsinommuş arkadaşlar. Tiplerini görüyoruz bakın. Komedo, solid, kribriform, papiller, mikropapiller. İkisinin özelliğini bilmeniz lazım. Birinciyi az önce söyledim. Santralinde nekroz, mikrokalsifiye ve yüksek grade komedo. Bunu zaten az önce konuştuk. İkincisi ise hatırlayın ve bana söyleyin. Malin olmadan da miyoepitel tabakası olmayan iki tane hastalık. Mikroglandüler adenozis, duktal karsinoma in situ'nun papiller subtipi. Bakayım öyle mi? Papiller tip. Tipik olarak miyoepitel içermez. Gördünüz mü? İşte bu. Mutlak soru aklınızda bulunsun. Diğerlerini boş ver. Mamografide mikrokalsifikasyona en sık neden olan malign tümör. Karsinoma in situ. Duktal karsinoma in situ. Malign ama in situ malign biliyorsunuz. Memede en sık mikrokalsifikasyona neden olan lezyon duktal karsinoma in situ'dur sevgili arkadaşlarım. En son tuz hatırlarsanız soruldu. Peki. Şimdi gelelim lobülere. Lobüler karsinoma hücrelerinin nesi eksik? Hatırlayın. E kaderinleri eksik. Dolayısıyla ucuza tutunamıyorlar bunlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar, az önceki duktal in situ hücreleri apartman dairesi gibi üst üste binebiliyorken lobüler hücreler üst üste binemez, yapışamaz. Birbirlerini ittirerek etrafa doğru yayılır. Tek sıra. Ama sonuçta içeriden yayılır. Çünkü henüz in situ fazındayız. Değil mi? Bazal membran sağlam. Peki sonuçta bunlar bazal membranı delip dışarıya çıktıkları zaman duktus parçalanmış olmuyor mu? Bu durumda invazif duktal kansere dönebiliyorlar. Başka tiplere de dönebiliyorlar ama duktal karsinoma dönüyorlar. Şimdi sorumuz şu, bakın. E kaderin kaybı olan, bundan dolayı palpable bir kitle yapmayan institular zaten ele gelmezler. Kalsifiye olmayan, çünkü tek sıra hücre kalınlığında kalsifikasyonu çıplak gözle göremeyiz. Bilateral multiple görülme olasılığı yüksek, neden? E kaderin burada mutantsa aynı gen öbür memede de var. İnstitü tip hangisidir? Lobüler institü. İnvazifi de böyle. Anlaştık mı? Her iki memede kalsifikasyon yok, ele gelen kitle yok. Hangisi lobüler ve E kaderin kayıp? Şimdi duktal karsinoma in situ ile lobüleri bu şekilde karşılaştırdıktan sonra şu slaytta da karşılaştırabilirsiniz. Duktal karsinoma in situ size der ki, ya hocam ben artık in situ'yum, bana iki tane seçenek sun. Bir, bazal membranı delip invazif kansere dönebilirsin, en doğal hakkın. İki, hiç bazal membranı delme, şuradaki tüpü ta meme başına kadar horizontal olarak takip et, git meme başına yayıl. O zaman böyle bir meme lezyonu karşınıza gelir. Bunun adı Paje. Paje hastalığı, meme başı Paje hastalığı, duktal karsinoma in situ hücrelerinin duktus yoluyla meme başına yayılmasının ifadesidir. Bakın şuradaki lezyonlara. Kendisi bir egzema gibi görülür. Kırmızı eritemli bakın. Ama bu gerçekten bir egzema değil. Bunu görür görmez biyopsi yapmanız şart.
Biyopside siz bana döndüğünüz zaman ben size derim ki burası bir epidermis olmasına rağmen içinde şeffaf sekresyon içeren pas pozitif hücreler var. Aynen vulvada olduğu gibi. Ama vulvadaki altta yatan bir kanseri göstermez. Bu ise tipik duktal karsinom in situ hücrelerinin bir yayılımıdır. Ve bunun tanısını iyi koymanız lazım. Aksi takdirde bundan gelişecek kanserin özelliği nedir bakın? Kötü diferansiye, hormon reseptörü negatif, her pozitif çok kötü prognozlu bir kansere dönecek, eli kulağındadır. Yani memenin pajesi çok tehlikelidir. Peki. Şimdi gelelim invazif tümörlere. Lobüler kanser ve duktal luktal kanserleri karşılaştıracağız. Arkadaşlar memede 6 tane kanser var. İlk ikisini çakıştırırlar. 3-4'ü çakıştırırlar. 5-6'yı izole olarak sorarlar ki çok belli başlı şeyler var zaten. Memenin en sık kanseri invazif duktal kanser, spesifik olmayan tip. İnvazif duktal kanser neyse sağlam olan hücrelerden oluşuyordu? E-kaderini. Dolayısıyla buradaki meme kanserinin özelliği elinize gelen bölgesel büyük bir infiltratif kitle. Hücreler yapışık çünkü. Mantığını anladınız mı? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Memenin en sık kanseri duktal ya. Duktal epitel hücrelerinin immünohistokimyalarına bakmamız gerekir. Hani östrojen var mı, progesteron reseptörü var mı, E-kaderin var mı diye. Şimdi bakın. E-kaderin yok pardon. HER2 var mı diye bakmamız lazım. Bak şimdi. Yaşlı kadınlarda, erkeği boş ver, en sık görülen, en iyi prognoz ve en uzun yaşam süresiyle ilişkili duktal adenokarsinom tipi hangisidir? Arkadaşlar sağlıklı memeye benzesin, iyi diferansiye olsun, çok iyi yaşarlar, çok uzun yaşarlar. Nasıl? Östrojen pozitif, progesteron da pozitif, her iki negatif, yavaş bölünen, düşük proliferasyon. En mükemmel kanser bu. Neredeyse normal meme gibi baksanıza. Hormonlar pozitif, her iki negatif, yavaş bölünen. Buna luminal A denir. Bir başkası, BRCA2 germline mutasyonları ile sıklıkla ilişkili olan, yani otozomal dominant germline mutasyonları ile ilişkili olan. Bu da bakın, östrojen pozitif, progesteron pozitif, her iki negatif, luminal A'ya benziyor. Ama bu yüksek proliferasyon. Yani bu biraz daha agresif öbürüne göre. Düşük proliferasyon en iyisidir her zaman. Bu biraz daha agresiftir ona göre. Hızlı bölünen hücrelerden oluştuğu için. Bir başkası, bakın, sıklıkla BRCA1 mutasyonu kadınlarda görülen, kötü diferansiye ve gerçekten prognozu berbat olan bir tümörümüz daha var arkadaşlar. Ailenin en az görüleni ama en agresif olanı. Bunun adı da triple negatif. Diğer deyişle bazal benzeri. Yani östrojen progesteron negatif ve her iki negatif. Tabii ki östrojen progesteron negatif olduğu zaman köken aldığı dokuya hiç benzemiyor demektir. Peki. Şimdi duktal karsinom tabii en sık görülen kanser olduğu için bakın. İnvazif duktal karsinomun çok hızlı büyüyen, daha kötü prognozlu olan ve kanseri doğrudan evre 3'e yükselten bir subgrubu var. Adı inflamatuar. İnflamasyonla ilişkisi yok. Adı benzer. Çok kötü prognoz kriteri. Evreyi doğrudan 3'e fırlatabilen tek başına bir kriter arkadaşlar. Ama inflamasyonla alakası yok tabii. Şimdi gelelim ikinciye karşılaştırma için. Duktal ve lobüleri karşılaştırma için. Lobülerin nesi eksik? E-kaderini eksik. Şimdi E-kaderini eksik olan mideden de hatırlayın. Aşırı müsin salgılayan hücre, çekirdeği perifere iten hücre hangi tip hücreydi? Taşlı yüzük. Aynısı memede de var. Bakın lobülerde görülür. E-kaderin mutasyonlu hücreler aynı zamanda taşlı yüzüktür. Peki biz bunun biyopsisinde ne görüyoruz arkadaşlar? Şunu görüyoruz bakın. Az önceki in situ lobüler duktusu içeriden sarmış tek hücre kalınlığında kordon birbirini iten hücrelerden oluşurken burada invazif kanser duktusun dışına çıkmış, bakın fibroz stroma da diyor, artık stromaya çıkmış ve bu duktusun etrafını dışarıdan sarıyor. Çünkü artık invazif. Histolojik olarak fibroz stromada küçük ve tek sıra hücre kalınlığından oluşan tümörler nerede görülür? İnvazif lobüler karsinomda görülür. Anlaştık mı? Ve bunların en tipik görüntüleri şu. Siz E-kaderini sağda görürseniz solda da mutasyon olabilir. Hem in situ hem invazif, bilateral ve multiple olabiliyorlar arkadaşlar. Her iki memeyi muayene etmek gerekirse her iki memeyi ameliyatla almak gibi bir zorunluluğunuz var bu hastalarda. Peki.
Hemen şu fotoğrafa bir bakalım. İşte tipik lobüler. Gördünüz mü? Fibroz stromada tek hücrelerden oluşan tümör kordonları şöyle şöyle bir kol buraya bir kol buraya uzanıyorlar ve herkesin etrafını sarıyorlar. En güzel görüntü şurada arkadaşlar. Bakın şu halkanın içine dikkat edin sol tarafta aşağıda. İçteki halka bir duktus. Dıştaki halka onu saran tümör hücreleri. İç içe girmiş iki halka gibi görülür. Buna da bir isim verilir. Hedef tahtası, boğa gözü paterni. İkisi de olabiliyor. Biz bunu lobüler karsinomlarda rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Lobüler karsinomdaki E-kaderi mutasyonunun sonuçları bu işte. Tek hücre kalınlığında herkesin etrafını sarıp hedef tahtası gibi yayılan bir tümör görüyorsunuz. Bilateral yayılma ve E-kaderi mutasyonu bunların özelliği. Şimdi gelelim üçüncü ve dördüncü tümörleri birbirleriyle karşılaştırmaya. Bakın şimdi burada çok tipik soru cümleleri var. Her ikisi de 3 ve 4 numaralı tümörler ileri yaş kadınlarda görülen düzgün sınırlı yumuşak kitleler. Ayırıcı tanı histopatoloji ile olacak. Birinci grupta ileri yaş kadınlarda büyük çaplı yumuşak düzgün sınırlı sanki benim gibi bak. Ama diyor ki BRCA1 mutasyonu izlenmesi nedeniyle çok kötü diferansiye olan bir sonraki slide'la bunları birleştireceğim. Medüller karsinom. Aynı zamanda burada soru çözdürecek kadar önemli olan şey lenfosit infiltrasyonunun olduğu triple negatif tümördür. Şimdi bak iyi mi kötü mü sizce? Lenfosit infiltrasyonu tümör hücrelere karşı savaşmaya yarıyor. Gayet iyi. MHC class 1'lere karşı. Ama diğer taraftan bunlarda BRCA mutasyonu var ve triple negatif. Acaba iyi mi kötü mü? Bunlar çok kötü diferansiye. Yani 3 ile 4'ü karşılaştırıyorsunuz ya, 4'ten daha kötü prognozu çünkü bunlar çok kötü diferansiye tümörler triple negatif oldukları için. Ama lenfosit varlığı tek başına soru çözdürür çünkü o bu tümörde var. Dördüncü tümör, bakın yine yaşlı kadın, yumuşak bir kitle, düzgün sınırlı. Tamam buraya kadar hiçbir problem yok, aynısı. Ama bunlarda bakın lenfosit infiltrasyonu yok. Birinci fark. İkinci fark hormon reseptörleri pozitif, ERBB2 negatif. Aynen luminal A'ya benziyor. Pırıl pırıl fıstık gibi bir tümör dikkat edin. Lenfosit yok diye her şey bitmiyor ki. Burada iyi diferansiye bir meme kanseri, kolloidal müsinöz tümörler görüyorsunuz. Medüller ve kolloidali bu şekilde karşılaştıracaksınız. İleri yaş, yumuşak, düzgün sınırlı kitleler. Birinde lenfosit saldırısı var ve triple negatif. Öbüründe lenfosit yok ama hormon pozitif, ERBB2 negatif. Bunları birbirleriyle karşılaştırdık. İkisi de sorudur TUS'ta. Şimdi 5 numaraya geldik. İzole bir soru. Neyi hatırlatayım size? Endometriyumun endometriyoidi, spermin spermatositik tümörünün özelliklerini bir hatırlayın. İsimleri bile aynı. Çok iyi diferansiye, o kökenlerine çok iyi benziyor. Histolojide bakın, sklerozan adenozis denilen tamamen benign bir hastalıkla neredeyse karışan, ayırt edilemeyecek kadar iyi diferansiye. İyi diferansiye tubul hücrelerinden oluşan iyi prognozlu tümörün adı nedir? Öyle bir isim var ki köken aldığı organın adını veriyorsunuz. Tubüler karsinom. Nereden köken aldı? Tubul epitelinden. O kadar iyi diferansiye ki benign sklerozan adenozis zannediyorsunuz. O kadar iyi. Meme derisi, tamam 5 numara bu kadar. Papiller karsinom en nadir görülen malign tümör. Şimdi invazif karsinomların özellikleri diye bir başlığımız var. Meme kanserlerinde görülen portakal kabuğunun nedeni nedir arkadaşlar? Meme kanseri hücrelerinin lenfatik akımı tıkayarak lenf ödeme neden olmalarıdır. Tamam. Stewart-Travis sendromu diye özel bir sendrom var. Ameliyat yaptınız, koltuk altı lenflerini aldınız. Doğal olarak kolumuzda lenf ödem gelişebiliyor zamanla. İşte o lenf ödem zemininden gelişen lenf anjiyosarkomdur Stewart-Travis sendromu. Evet, meme kanserinin prognoz kriterleri. Arkadaşlar bu bir karsinom değil mi? Karsinomlarda neye bakılırdı önce? Evre. Evre TNM olduğuna göre evre, hatta lenf nodunun metastaz sayısı bile çok değerlidir. Bakın evre ve lenf nodu metastazının sayısı. Zaten evrenin içindeki bir kriter. N. Değil mi? O bile, sayısı bile çok önemlidir. Evre ve lenf nodu metastazının sayısı çok çok önemlidir. Peki biz meme kanserini bu sefer grade'lemek için, siz cerrahsınız, evreleme yaptınız. Ben patolog olarak grade'leme yapacağım. Özel isim Gleason kadar değerli.
Bakın Nottingham histolojik skorlaması. Şimdi bana şunu sorar. Nottingham histolojik skorunda bir patolog neye bakar? Ya ben bir patoloğum, biyopside neye bakabilirim ki? Bakayım. Nükleer grade. Tamam, hep çekirdeklere bakarım diyordum zaten. Artı tubul formasyonu. Tubul yapıyorsa iyi diferansiye. Artı mitotik oran. Bölünme hızına bakarım. Bize 4 tane kriter verir formatlı soru. Nükleer grade, tubul formasyonu, mitoz, tümör çapı. Hangisine bakılmaz? Tümör çapı T demek zaten. TNM'in T'si evre demek. Mantığınladınız mı? Nottingham'da nelere bakılır, nelere bakılmaz sorusu. Çok önemli bir soru. Evet, hadi bitirelim. Aşağıdaki meme hastalıklarından proliferatif değildir. Bir tane non-proliferatif var, onun adı ne? Fibrokistik hastalık. Edirne tabii, Denizli değil. Peki. 26 yaşındaki kadın hastanın sol memede 3 adet iyi sınırlı lastik kıvamında hareketli nodül palpe edilmiştir. Mikroskopik incelemede hücreden zengin stroma çevresinde epitelle döşeli bezler ve kistik alanlar izlenmiştir. En olası tanı. Bakın, sol memede 3 adet iyi sınırlı lastik kıvamında hareketli nodül. Benim bir tümör bu. Tek memede çok sayıda. Adı ne bu tümörün? Fibroadenom. Bu da Edirne tabii ki, o da gitmiş. Peki. Paje hastalığının histolojik özellikleri. Soluk ve geniş sitoplazmalı hücreler. Şeffaf sıvı nedeniyle. İmmünistokimyasal olarak triptaz ile pozitif boyanma. Değil. Altta yatan invazif duktal karsinom varlığı. İnsitu ya da invazif duktal karsinom. Hangisi doğru? Arkadaşlar, duktal insitu karsinomun bir bulgusu. Artı triptazla değil, pas pozitif mustikarmin ya da alsiyan mavisiyle boyanır demiştik hatırlarsanız. Peki. Bak ne diyor? En iyi prognoz. Hormonlar pozitif olsun, ERBB2 negatif olsun. Değil mi? Bursa. Peki. İnvazif meme kanseri olarak ikinci sıklıkta bulunan E-kaderin kaybıyla karakterize tek diziler halinde invazyon gösteren kanser kimdir? Lobüler karsinomdur. Memede sınırları belirgin ve yumuşak olarak ele gelen ve histolojik olarak lenfositlerle infiltre olan tümörün adı nedir? Medüller. Peki. Erkek meme hastalıklarında jinekomasti hiperöstrojenizme bağlıdır arkadaşlar. En önemli sebebi de siroz ya da alkolizmdir. Erkek meme kanserinde risk faktörleri nelerdir diye sordukları zaman, erkeklerde meme kanseri beklenen bir organ kanseri olmadığı için öncelikle ailede memede kanser var mı diye bakmanız lazım. Bunun da geninin adı BRCA2'dir. En sık sebep BRCA2 erkeklerde. Hangi genler bozuktur? En sık BRCA2, onu bilmeniz lazım. Peki erkek memenizde duktus vardır ama lobül yoktur. En sık kanser kimdir? Duktal kanserdir.